var. Siz Tuğçe'nin yanında ne kadar dik durabildiğimi şuradan farz biçim. Ben neredeyse bir yılı aşkın süredir, bir yıl, iki ay falan, bir yıl, bir ay neyse artık suikaste mi uğramam gerekiyordu, uğradım. Para mı kaybetmem gerekiyordu? Kaybettim. Senin kızın mobbing yaşarken ben yanındaydım. Tamam mı? Necla Nazır denen sultan, prenses, benim tek aile olarak saydığım kadın yanındaydı. Sen demedin mi telefonda, kızım sahneye çıkma artık, kıyafet markası kur, giyim markası kur. Demedin mi sen telefonda? Dedin, ben de onu kurduruyorum işte kızına. Senin kızını bir yıldır ben sahneye çıkarttırmıyorum. Senin kızını koruyup kolluyorum çünkü namusum olmuş yani. Sen de diyorsun ya aile her şeydir. Aile her şeydir, ben kızını koruyorum. Karımı koruyorum. Şimdi açıklamaların birinde de avukat şey demiş. Tuğçe Tayfur Store adlı markada isim hakkından dolayı alacağı bulunuyormuş Ferdi Bey. Ferdi Bey, ben sizin damadınızım. 24 tane şube oldu. 9 tane yeni imza aldım. 50 şubeye doğru gidiyor. Gelip desen ki damat, gel buraya markana el koydum, parasız pulsuz elinden aldım desen sana vermiyor muyum? Babamsın ya. Herkese baba oldun da. Senin kızınla evlendim. Senin torunun doğdu. Sen bir bize baba olamadın. Düşünce suç. Çok çok şikayetçi olursun. Kızından ötürü 60 tane şikayetin var zaten, 61 olsun. Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur ile uzun süredir gerilim yaşadığı kızı Tuğçe Aydın arasında sular durulmuyor. Ünlü şarkıcı kızının Tayfur soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Ferdi Tayfur ayrıca kızının şarkılarını okumasını da istemediğini ifade etti. Tuğçe Tayfur oldukça sert bir cevap verdi. Ferdi Tayfur avukatı Hakan Tamgüç aracıyla şu açıklamayı yaptı. Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen bir takım özel nedenlerden dolayı müvekkilimizin Tayfur soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerinin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medyada, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu Tuğçe Tayfur Store isimli mağazasından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur'u yeğenleri gerekse akrabalar hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklamaya veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ın bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı kamuoyuna duyurmaktayız. Yapmış olduğumuz açıklamalar itibar edilememesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydın'ın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz ifadelerini kullandı. Tuğçe Tayfur ise yaptığı açıklamada şunları söyledi. Tayfur soy ismi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum. Size ne, siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım. Ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim dedi. Ferdi, Tayfur'un avukatı aracıyla kızı Tuğçe'yi soyadımı kullanma diye uyarmıştı. Tuğçe'nin babasına yanıtı bu soyadını bana leylekler vermedi olmuştu. Eşi Muhammed Aydın ise çektiği videoyla kayınpederine yüklendi. Tüm Türkiye'ye baba olduğun kızına olamadığın ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.